Değerli kardeşlerim, videomuza geçmeden evvel sponsorumuz Oynex'ten sizlere kısaca bahsetmek isterim. Sponsorumuz Oynex, Rise Online World'ün öncü sitelerinden bir tanesidir. Hatta en bence en önde gelen sitesidir. Bu sitede Rise Online ve Light Online başta olmak üzere birçok oyunda app'in kodlarınızı güvenli şekilde temin edebilirsiniz. Özellikle Rise Online tarafında hızlı şekilde Gold Bar alım ve satımı, Rise Online Cash ve Premium temini, Roko ürünleri işte Repair Hammer'dır, Rova Stand vesaire, Repair Hammer hepsini buradan temin edebiliyorsunuz. Şeyle alınan, kripto parayla alınan ürünleri en hızlı şekilde siz hiçbir şey yapmadan sadece TL ile bunları bu şekilde uğraşmadan alabiliyorsunuz. Yine item seri ilanlarınız, item buy alış ilanlarınız ve NFT karakter satış ilanlarınız da burada en hızlı şekilde yapabilirsiniz. Night Online tarafında da dediğim geçerlidir. Metin 2 tarafında da bu dediğim geçerlidir. Ve diğer birçok LoL'dür, PUBG'dir. Ben de söyleyeyim. Birçok Zula'dır. Birçok oyunda. Wolf Team'dir. Kodlarınızı sponsorumuz Oynex'ten temin edebilirsiniz. Açıklama kısmında kayıt linki var. Referansı. Benim referansımla üye olursanız da sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet değerli kardeşlerim, yine bir Rise Online videosuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu Cooking. Harvesting. Buradan ne elde ederiz, ne para kazanırız? Bununla alakalı birkaç dakikanızı sizden rica edeceğim değerli arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, craft işine giriyorsanız şunu ne şekilde söyleyeyim ki, toplayıcılık yani toplayıp satmak bütün meslek gruplarında her türlü daha seri, daha seri ve daha karlı. Bu cümlemi iyi anlaşılsın. Hem daha seri gider hem de daha, bence bana göre daha iyi kar edilirsiniz. Çünkü birçok meslek arkadaşlar maalesef daha önceki videoda anlattığım gibi öyle aman aman para kazandıracak. Craft için konuşuyorum, sağ taraf için konuşuyorum. Meslek grupları değil. Aha bakın, benim silahım 30 level oldu. Örnek olsun diye söylüyorum, konudan bağımsız. Yani şuradan ne üretip de para kazanabilirsiniz diye soruyorsanız arkadaşlar, 30 seviye bir adam şuradan sadece Enhanced, Epic şunlar var ya, şunları işte basıp 20M satabilirsek zaten 5M yakında masrafı var. Bir de işte Enhanced Rare'ler var ya, 16 seviyede açılan. Bir de şunlar da 5M arkadaşlar. Yani bunlardan para kazanırız. Bir de ne var? 30 değer olduğumuz için şey açıldı. Şurada Epic'leri Unique'lere dönüştürüyoruz. 10 tane Epic Armor şart veriyoruz. Bir tane şey alırız. Konumuz bu değil şu an. Çok top dağılmasın diye şey yapmıyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Konumuz harvesting. Ben Arvar sunucusu için konuşuyorum. Diğer sunucularda siz artık takdirini yaparsınız. Biz burada hem göstererek hem bakarak bakacağız. Doryon'da toplanan yemek şeylerden başlayarak gidelim arkadaşlar. Patates. Bakın arkadaşlar. Patates şu anda serverımızda ölüsü 15K'dan gidiyor. 20K'ya da çok satıldığını gördüm. Patates serverımızda 15K. Buna karşılık ürettiğimiz yemeği de şu anda 99K'ya koysalardı arkadaşlar, bu item yani bu şey yemek bu kadar para etmiyor, onu net söyleyeyim. 70K bandında paraya gidiyor. Onu da söyleyeyim. Devam edelim. Domates. Domates 10K. Domates şöyle aman para değil, şey değil. Havuca bakalım. Havuç da gene 9K arkadaşlar. Fiyatları görün. Yes, satış fiyatlarını gösterim açısından. Ben söyleyeyim. Pamuk. Koton şu an pazarda yok. Onion. 18K arkadaşlar. Yani 20K'ya çok gidiyor. İnanılmaz bir soğan kıtlığı çekiyor şu an. Bunu net şekilde söyleyeyim. Asparagus. 10K. Mantar. Pazarda yok. Elhamdülillah. Pepper da yok. Elhamdülillah. Zucchini arkadaşlar 30K'dan şu an gidiyor. 30 seviye yemek. Kabak. Üzüm var mı? Üzümler de 12K. Peki yemeklerine bakalım. Şimdi örnek veriyorum. Cooking'i kastınız. Ben Harvesting'den bir defa çok iyi para kazanacağınızı Arvard'da söyleyeyim.
Sadece al sat yaparak çok net şekilde bence güzel para kazanılır. Peki yemeklere geldik. Seviye 1 yemeklerini hiç şey yapmıyorum da. Mesela pazarda var mı bakalım. Roasted Corn 4 tane mısır istiyor, 1 tereyağı istiyor. 4 mısır 1 tereyağı arkadaşlar. Bakalım. Ya pazarda varmış. Ama neyse fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 35-40K'dan gidiyor. Az önce gösterdiğim yemek. Peki mısırı satsak ne olacaktı arkadaşlar? 9K'dan satılıyor. 9 kere 4 36. Tereyağına koyuyor 40. Ne oldu? Bastığına diyecek bir şey yok. Mısırı doğrudan pazara atmak daha mantıklı. Patates örneğinde de söyledim. Bakın bunda da 99K'ya koyuyorlar ama bu paradan gitmiyor arkadaşlar. Ne söyleyeyim? Yani patates de karışık ucuz koymuş. Rahat 20K'dan gideri var. Ben onu da söyledim. 20 tane zaten çekmişler. Yoksa bir şey kalmamış. Bunun da gidiş fiyatı hemen hemen 70K 60K bandında gidiyor. Şimdi 20K'dan 4 patates zaten sattığınız zaman da cebinize 80K para girecek. Bir de tereyağı parası var. Takdir yine sizin. Ben toplayıp satmanızın taraftarıyım arkadaşlar. Cooking mesleği arkadaşlar. Diğer tüm mesleklerde hayır ben diğer şu şeyle herbalizmle cooking'i ayırıyorum. Bu mesleklerde herbalizm hatta daha zor da şu an konumuz o değil. Cooking de abi toplayıp bence hiç craft'ta cooking'e hiç girmeden çok güzel para kazanılır. Çünkü marangozlukmuş, demircikmiş, taşçılıkmış bunlar yan meslekler arkadaşlar. Ana meslekler mücevhercilik, kuyumculuk, işte aşçılık, terzilik, leatherworking, armor smithing bunlar zaten zırh işçiliği ki bunlar hiç para kazandıran meslekler hiç değil. Veya Consimitik'te de işte 34, 36, 38 olacağında Exalted Superior Item üreteceğin de falan filan işte yani onları da pazara atacak. Bu da aman aman şey meslek değil. Zaten şu Carpentry ile Smeltic de bunların yan meslekleri olduğu için hiç girmiyorum. Cooking ve şey Harvesting toplayıcılığı arkadaşlar net şekilde çıkacaksın abi. Nazca Kingdom hatta nereyse toplayacaksın. Bu arada şeylere de bakmadım. Durumları da gösterelim. Limonu falan ben dün arkadaşlar dün 3000 tane limon sattım 20K'dan. Limon şu an kara borsaya da yine düşmüş 35K'ya kadar çıkmış ama ben 20K'dan verdim. 3000 tane sattım arkadaşlar 60 bin emi cebe attım. Efendim garlic'e de bakalım. Samasak da bakın görüyorsunuz 30K arkadaşlar yani. Gidin rahatlıkla saatte hiç kafa ağrıtmadan ölüsü 5M ölüsü 5M daha seri toplanırsa daha da artar bu rakam eksilmez. Ne şekilde yani. Hiç kup şey yapmadan, darlanmadan, craft'a girmeden, hiçbir şey yapmadan sadece F'ye basarak cooking mesleğinde. Ben Arvard için konuşuyorum. Galya için muhtemelen daha iyidir. Mantis için daha iyidir. Kesinlikle. Çok rahat para kasabilirsiniz diye düşünüyorum. Meslekleri böyle zaten her türlü ele alıyoruz arkadaşlar. En son Tidal Work, Leatherworking, Armor Smithing işlemiştik. Bugün konumuz Cooking'ti. Cooking'de ben craft tarafına girilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten üretilen mal yani hakkı bokunu kurtarmıyor deniyor ya arkadaşlar. O minvalde. Mesela ya bugünkü kastınız diyelim. Bunu zaten bütün harvestçiler de söyler arkadaşlar. Örnek veriyorum. Tamamen örnek yani. Misal geldin abi. Cooking'de ne yapıyoruz? Örnek veriyorum. Böyle bakıyorum. Az para. Mesela şu domates. Abi şunun malzemelerine bir bakar mısınız arkadaşlar? 10 tane soğan. Bak. 10 tane soğan abi. Nerede ya? Şunlar vuracak diye korkuyorum. Kaçıyorum sürekli. 10 tane soğan. Bakın kafadan hesap ediyorum. Tamamen kabataslak bir hesap yapıyorum abi. 10 tane soğan ne etti? Şey estağfurullah. Ne 10 soğanı? 1 soğan istiyormuş. 5, 10 benim üzerindeki soğanmış. 6 tane asparagus. 60K. 1 tane soğan. 80K. 2 tane domates. 100K. Mesela 100K maliyeti var ya. Bak 24 level bir aşçısınız diyelim. 24K maliyeti var. Tamam usta pazarda ne kadar bu? Pazarda ne kadar bu? 110K. Bunu demek istiyordum ya. Veya bak şu mesela şu yemek çok revaçta olan bir yemek. %10 10 dakika boyunca yaratıklara karşı atak bonus veren tam bir farmer yemek. Peki. Bu da 24 level yemeği arkadaşlar. Bakalım ne istiyor. Bir de mali hesabı yapalım kabataslar. 2 tane soğan. 40K. 2 tane limon. 20K deyin de pazarda 20K'ya çok satan yok. Ben uygundan verdim. Ne dedi? 40, 60, 80.
4 tane patates. Yani 20 kazana bunu ne çalışacağız? 80. 80-80 zaten. 160. Perçlere de şeyde 170K arkadaşlar. 170K. Ve şeye ne kadar gidiyor? Üretim maliyeti ne? Para alıyor ya. O tamam, onun bir şeyi yokmuş. Yani 170-180K zaten kafadan maliyet arkadaşlar. Satış fiyatı ne? 199 ki yani 20K falan kar da vergisini düş 195 falan. Daha KS kuranlar olacaktır. Hemen hemen gördüğünüz gibi bak pazara koysan ürettiğim mala bak yani. Diyorum ya arkadaşlar hiç kütte kesinlikle sağ tarafa girilmez. Esasen hiç meslekte sağ tarafa girilmez de o ayrı bir videonun konusu. Kesinlikle toplayıp satın. Paranıza bakın abi. Çünkü iyi bir meslek, güzel bir meslek bana göre. Toplayıcılığını yapın. Bu gidiyorum da harvesting tabii ki. Harvesting'i yapın, satın abi. Cebinize saatte rahat 5M. Duruma göre 7-8'e kadar çıkar bu. Ama masrafsız. Sadece craft premium çek. Cooking. Yani devam edebilirsiniz. Ha, sadece cooking'le mi kalacaksınız? Hayır tabii ki. Diğer meslek dallarında da. Mesela herbalizmin şeyleri, malzemeleri çok pazarda para etmez ama buna daha sonra geleceğiz tabii ki. Benim şu an konum. Harvesting abi cooking tarafına girmesini şiddetle önermiyorum. Ve harvesting'i toplayın, pazarda satın. Cebinize çok güzel paralar girer. Ya çok güzel para demeyelim de yani uğraşmadan sadece F'ye basarak yandan film isteyerek PK ile PvP ile itle kopukla uğraşmadan çok rahat para kasarsınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere.